Theta Healing nedir? Bize ne gibi faydalar sağlar? Theta Healing bir şifalama metodu, metodudur. Beyin dalgalarımızı Theta'ya uyumlayarak, Theta frekansına uyumlayarak meditatif bir duruma geçerek karşımızdaki insanı şifalandırabiliyoruz. Bu Theta frekansı nasıl bir frekans? Neden oraya geçmek gerekiyor? Theta frekansı çok beynin titreşimi çok aşağıda olduğu, çok yavaş titreştiği bir dönemdir. Uykuya tam geçme öncesi dediğimiz bir durum. Bilinç tamamen geriye çekiliyor ve bilinçaltı ortaya çıkıyor. O esnada hem danışanı hem kendinizi o esnaya uyumladıktan sonra bilinçaltınıza istediğiniz her şeyi ekebiliyorsunuz. Bilinç çünkü müdahale etmez duruma geliyor. Bilinç geriye çekilmiş oluyor. Anladım. Aslında işin mantığı bilinci biraz susturup oraya kendi istediğimiz şeyleri koymak. Değil mi? Gün boyu çünkü sürekli bilincimiz bizle konuşuyor. Kesinlikle. Bir sürü şeyin aksini söylüyor ya da şöyle yap böyle yap diyor. Biz onu susturuyoruz. Kesinlikle. Aslında. Bilinç artık geride kalıyor. Bilinç artık ortaya çıkıyor ve de gün içinde 65 bin 70 bin tane kadar düşünce geçer. Bunların kötü tarafı %80'i ve %85'inin üstü geçmiş günden gelen bilinçler. Genelde bunlar negatif olduğu için hayatımız biraz negatife doğru sürüklenmesi daha kolay oluyor. Evet, korkuya inanmaya ve korkmaya daha meyilli insan değil mi? Evet. Korkuyu çekmeye aslında. Evet, çünkü negatif enerji hep aşağıda olduğu için o insanlara daha yakın kalıyor. Pozitif enerji yukarıda olduğu için insanlardan birazcık uzak kalıyor, yukarılarda kalıyor. O zaman uyku öncesi güzel bir zamandır diyebilir miyiz işte? Evet. Meditasyon, dua, istek, arzu öyle şeyler için. Aslında ben şuna çok inanıyorum. Yani Allah'ın her saati, her dakikası, her saniyesi çok değerlidir. Ama uyku öncesinde biraz bilinç geri çekildiğinde, biraz vücut yorgun olduğu anda bir an önce dinlenmeye geçmek istediği için o esnada siz istediğinizi yaptırabilirsiniz. Bilinci susturabiliyoruz. Evet, yani. Evet. Inner Speak nedir? Inner Speak o da bir şifalama metodudur ama çoğunlukla bu karmik borç dediğimiz, çok sık duyduğumuz bir terim vardır bilirsiniz. Karmayı temizleme, aynen. Güzel bir şey karma. Evet, karma. Her zaman da çalışıyor. İster karma deyin, ben ilahi adalet diyorum. Çalışıyor. Evet, kesinlikle. Ne ekersen onu biçersin. Bunun başka şeyi yoktur. Yani güzellik ek, güzellik gelsin hayatına. Kötü, bir de şöyle bir olay var. Hani sizin alakanız olmadığı karmik borçları da ödemek zorunda bırakıyor. Tabii. Evren ve Yaradan. Böyle bir durumda inner speak yardıma koşuyor. Yani atalardan getirdiğiniz karmik olaylar varsa ya da kolektif bilinç dediğimiz ya da toprakların bilincinde var olan bir karmik borçları siz doğmadan önce Yaradan'la bir anlaşma yaparak ben bunu öderim diye gelebiliyorsunuz bu dünyaya. Ne yapılıyor peki inner speak'te? Inner speak 144 tane dosyadan oluşan bir şifalanma metodudur. Kas testiyle yapılan bir eylemdir. Kas testi? Evet. Kinesoloji dediğimiz. Theta Healing'de genellikle kas testi boydan boya yapılır ayakta. Inner Speak'te 144 tane dosya çalışılacağından dolayı parmak ile yapıyoruz biz bu kas testini. Örneğin mesela evet dendiği zaman evet parmak açılır. Hayır dendiğinde parmak açılmaz. Yani bilinçaltı ile kas testi birebir çalışıyor. O yüzden anladım. Bu peki seans mıdır? Konuşamadım burada. Seans yapılan bir şey midir? Inner Speak çok enteresan bir şey. Inner Speak seansın içinde gene danışanın kas testiyle ölçüyoruz. Evet. Devam gerekir mi dendiğinde eğer danışanın parmağı açılıyorsa demek ki devam seansı istenir. Eğer tam tersi açılmıyorsa demek ki devamı gerekmiyor. Oradaki karmik borçlar ödendi, temizlendi anlamına geliyor. Bu enteresanmış. Bunu ilk kez duydum. Theta Healing'i duymuştum daha önce ama bunu ilk kez duydum.